Hepsi benim suçum, tamam mı? Mine'yi yalnız bırakan benim. Onu üzen benim. Eğer biraz olsun kendimi değil de onu düşünebilseydim bunlar olmayacaktı. Efe, benim o kızı Burak'ın elinden kurtarmam lazım. Daha fazla zarar görmesini engellemem lazım. Tabii. Eğer onun başına benim yüzümden bir şey gelirse kendimi asla affetmeyeceğim. Tamam da abicim. Merve, sonra konuşabilir miyiz ya? İşim var benim. Efe, sana bir şey söylemem lazım. Sonra konuşalım dedim. Dur, kapatma. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Aslı ile ilgili. Bizim müdür var ya, Nimet Hanım. Aslı'yı bugün yurttan kovdu. Ne diyorsun sen ya? Ne olmuş? Ya bunlar benim sabrımı deniyor. Yemin ederim sabrımı deniyor. Şeytan diyor ki kır şu kapıyı, dal içeri. Kadının saçından başından... Ya keşke sen karışmasaydın Su. Ya saçmalama, Aslı seni yalnız mı bırakacağım? Ya iyi de sen bir şey yapmadın ki. Kadının derdi zaten benimle. Yine başa döndük. İnanmıyorum ya, of. Efe'yi mi arayacaksın? Ne yapayım? Aa, Efe arıyor. İçine doğmuştur. Efe Hanım. Alo, Aslı. Canım, bana niye haber vermiyorsun? Beni niye aramıyorsun? Tam arıyordum da. Çıktınız mı yurttan? Evet, sen aran biliyorsun. Merve aradı demin. Merve mi? Ha? Bak canım, orada duruyorsunuz tamam mı, kapının önünde? Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Ben yoldayım, hemen geliyorum. Tamam. İnanmıyorum ya. Kız yememiş, içmemiş, gitmiş, yetiştirmiş anında. Onun da canını okuyacağım. Ona da sıra gelecek. Of! Neyse ya. Geliyor mu Efe? Ne diyor? Geliyormuş. Alo. İyi akşamlar. Kamil Zeybek'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Kusura bakmayın, rahatsız ettim bu saatte. Ben Nimet Kahraman, Valide Sultan Kızı Öğrenci Yurdu'nun müdüresiyim. Kızınız hakkında görüşmek için aramıştım. Dinliyorum hocam. Geçin arabaya oturun, ben o kadına iki çift laf edip geliyorum. Efe, lütfen. Bir de sen sonu çıkarma şimdi. Allah'ım yarabbim, gece vakti iki tane kızı dışarı bırak. Babam arıyor. Ne yapacağım ha? Açacaksın, bir sorun yok diyeceksin. Yurttayız diyeceksin. Su saçmalama. Kadın kalkıp babamı aramış işte. Yoksa beni niye arasın bu saatte? Tamam güzelim, panik yapma. Aç telefonu, ne olduysa anlat. Oldu, anlatayım. Nerede kalacağım sorarsa gidip Efe'de kalacağım derim, değil mi? Abimlerde kalıyorsunuz, tamam mı? Şimdi de yurttan çıktınız, taksi bekliyorsunuz, ha? Ya ben yalan söylemek istemiyorum. Aç şu telefonu hadi. Oldu canım, Efe'lerde kalıyoruz. Adam ilk otobüse atlayıp gelsin. Efendim babacığım. Neredesin kızım sen? Ne yapıyorsun? Baba ben... Sizin yurdun müdürü aradı demin. Bir sürü şey anlattı. Boykot başlattı, yurttan attım dedi, inanmadım. Benim kızım öyle şeyler yapmaz dedim, kızınıza sorun dedi. Ne diyor bu kadın Aslı? Yaptın mı sen öyle şeyler? Yaptık babacığım ama... Ne demek yaptım Aslı? Ne işin var senin boykotla bilmem neyle? Babacığım, biz kötü bir şey yapmadık gerçekten. İstersen aç Gönül Hoca'ya sor, o da şahit. Yapmadıysan niye atıldın kızım? Arkadaşlar yurdun yemeklerinden zehirlendi. Sana bir şey oldu mu? Yok, olmadı. Peki niye karışıyorsun o zaman? Babacığım, bildiğin gibi değil olaylar. Nasıl o zaman peki kızım? Dur sen, dur. Bana Gönül Hoca'nın telefonunu ver, ben onunla konuşacağım. Ben istersen seni sonra aratayım onlara. Tamam. Neredesin sen şimdi? Taksi bekliyorum. Su da yanımda, birlikte bekliyoruz. Gönül Hoca'ya geçeceğiz buradan. Tamam. Gidince haber verin bana. Tamam, veririz. Ben yarın sabah ilk otobüste oraya geliyorum. Ben gelene kadar da Gönül Hoca'nın yanından ayrılmadın, anlaşıldı mı? Duydun beni? Duydum, duydum. Babacığım, ben bir şey yapmadım.
Ne diyorsun? Neredesin ya? Hadi hadi gidelim. Yapmadın mı sen hala? Yok, yapmadım. Seni bekledim. Neredeydin? Dolaştım biraz. Bir şey mi oldu? Hayır. İçki mi içtin sen? Sana ne? Sana ne? Hesap mı vereceğim sana? Bana bak. Bundan sonra benim haberim olmadan bu evden dışarıya adımını atmayacaksın. Hiç kimseyle görüşmüyorsun. O arkadaşların var ya, onların hiçbirisiyle görüşmeyeceksin. Suyla bile. Anladın mı? Kamil Bey. İnanın kızların bir suçu yok. Nimet Hanım yanlış aktarmış size olanları. Boykot yaptılar diyor Gönül Hocam. Haberim var, evet. Yani bizim kızlar biraz fazla tepki göstermişler. Ama inanın haksız da değiller aslında. Hem ben söyledim onlara. Hakkınızı koruyun, kendinizi ezdirmeyin diye. Ezdirmesinler de Gönül Hocam. Hep bizimkilerin başına geliyor nedense. Atıveriyorlar kendilerini ortaya. Ne olacak şimdi ha? Nerede kalacaklar? Nereye gidecekler? Siz hiç merak etmeyin. Ben başlarındayım. Yalnız bırakmayacağım kızları. Ben yarın sabah ilk otobüste oraya geliyorum. O müdüre midir nedir, ne karın ağrısıysa bir de ben konuşayım onunla. Siz bilirsiniz. Ama merak etmeyin, ben bu işin peşindeyim. Medeni bir şekilde konuşmak için kalkıp ayağına kadar gittim. Katı bana bile çıkıştı. Var bir karın ağrısı belli. İsterseniz biraz bekleyin. Eğer ben çözemezsem... Size haber veririm. Gelirsiniz. O zaman oturup Aslı için ne yapacağımıza karar veririz. Olmaz mı? Siz bilirsiniz hocam. Siz bilirsiniz. Tamam canım. Bir dakika. Babam arıyor. Sessiz ol. Bir dakika. Efendim babacığım? Anladım. Tamam, tamam. Ya şey, anneme söyleme olur mu? Şimdi boş boşuna üzülmesin. Tamam babacığım, ben de öpüyorum. Gönlünü caramış, sakinleşmiş biraz. Dedim ben ya, yengem şahanedir işte. Vallahi iyi ki var. Hadi. Hadi. Şunu alayım ben. Al. Şunu şey. Al bana. Hadi. Nerede kaldınız oğlum? Öldüm meraktan. Evin yolunu buldum, hadi vay ki ya. Verin, verin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniz, boynuna ne oldu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.